Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın Milli Eğitim Müdür Vekilim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Gümüşbala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geleneksel hale getirme azminde olduğumuz Şehir Aruz programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var, bir ben varım deme, yoksan da olur. Hazreti Mevlana'nın sıcak mesajlarıyla ısınan bu güzel İstanbul akşamında Rabbi ile vuslatının 741. sene-i devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyoruz. Mesnevisiyle gönülleri fetheden, Anadolu ve Trakya topraklarını ilmiyle, sözleriyle, öğütleriyle yoğuran, 7 asır önce ektiği kardeşlik tohumlarıyla millet olma şuurumuzu inşa eden Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sırrahul aliye bugün bir kez daha minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Hazreti Mevlana bir 17 Aralık günü sevgilisine yani yaradanına kavuştu. Mevlana'nın beden kafesinde hapsolan canı hürriyetine kavuştu. Aslında rücu etti, yaradanına döndü. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ölmeden önce ölünüz buyurmuştur. Mevlana Hazreti Peygamber'in aşkıyla kavrulmuş bir alim, bir gönül insanı olarak ölümü zaten kendi içinde, kendi nefsinde öldürmüştü. Ölüm onun için asla bir ayrılık değildi. Başkaları ayrılıktan bahsederken o büyük zat vuslattan, vahdetten söz etti. Ölüm Mevlana için topraktan gelenin toprakla buluşması, bir damlanın ummanla buluşması demekti. Dünya onun nazarında hiçten ibaretti. Dünya onun nazarında gurbetti. Hayata gözlerini yumarken aslında hayata dönüyor, özüne dönüyor, aslına dönüyor. Tıpkı ana kucağına kıvrılan bir bebek gibi özünü oluşturan toprağa bir vuslat heyecanıyla yürüyordu. İşte onun için Şeb-i Aruz diyordu. Vefat gecesini matem gecesi olarak değil, düğün gecesi olarak niteliyordu. Bu hissiyatını Derviş Yunus, bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım, bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül diye ifade eder. Anadolu toprakları kadim geçmişinin ve bereketinin yanında gönül dünyamıza can veren müstesna şahsiyetleri ağırlaması bakımından da ayrı bir önemi olan dünyanın en zengin galerisidir. Mevlana ta Belh'ten gelip Anadolu'yu irşad etmiş, aydınlatmıştır. Muhyiddin İbn Arabi ta Endülüs'ten gelip bu topraklara birliğin, kardeşliğin, vahdetin tohumlarını serpmiştir. Ahi Evran ta Horasan'dan gelip ahiliğin yani kardeşliğin temellerini tesis etmiştir. Onlar zoru seçmişlerdir. Onlar meşakkatli yolu seçmişlerdir. Tahammül deyip, sabır deyip, sefer deyip, gurbeti vuslat, vuslatı gurbet olarak görmüşler ve işte bu sayede yüzyıllara mühür vurmuşlardır. Hazreti Mevlana, yaratılmıştan şikayet, yaradandan şikayettir demiştir. Mevlana, insana eşref-i mahlukat olarak bakmıştır. İşte bize kalan miras budur. Bize hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunmak emredildi. Bize fitneden sakınmak emredildi. Bize ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz emri mübinince inananlar olarak kardeş olmak emredildi. Diyor ki Fahri Kainat Peygamber Efendimiz, birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, birbirinizin arkasından çekiştirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz, kıblesi bir olanlar da zaten kardeştir. Marifet, ölmeden önce ölebilmektir. Marifet, ölümü öldürebilmektir. Marifet, nice güzel insanın bu dünyada konup düştüğünü görmek, her an ölecekmiş gibi vuslata hazır olmaktır. Mevlana bize vuslatı anlattı. Mevlana bize ölümün nasıl bir başlangıç, ayrılığın nasıl bir kavuşma olduğunu anlattı. Mevlana Hazreti Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, insanı ve imanı anlamak için 7 asır boyunca bizim kılavuzumuz oldu. En önemlisi de Mevlana her yıl idrak ettiğimiz Şeb-i Aruz ile bize ölümün var olduğunu, yeniden dirileceğimizi anlattı. Allah ondan razı olsun. Bir kez daha bize Mevlana gibi bir gönülleri nasip ettiği için Allah'a hamd ediyor, şükrediyoruz. Vuslatının 741. sene-i devriyesinde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz.
Allah kardeşliğimizi daim etsin. Allah bizi yeniden diriltip haşrettiğinde birbirimizin yüzüne bakabilecek, birbirimize aynı olabilecek bir uhuvvet nasip etsin. Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde vuslata ermeyi hepimize nasip etsin. Programımızın bu bölümünde Mevlevi Üstadımız Mustafa Özbah hocamızın sohbeti var. Kendisini sohbetini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Sohbetimiz soru cevaplı olabilir. Sorusu olan misafirlerimiz sorularını dağıtacak olan arkadaşlara yazdırabilirler. Asker dedi bana, öyle bir isim künye yapmışım ki lojmanlardan oturan bayanlar balkona çıkıp ne oluyor diye bakmak zorunda kalmışlar. Çok hoşuna gitmiş Teoman Koman Paşa'nın. Tabii biz söyleyince piyade taburu diye, bizim İlyas Binbaşı vardı, kulakları çınlasın, çok hoş bir adamdı. Bana dedi, Mustafa nasıl bağırdıysan dedi, evladım dedi, ortalık ayağa kalkmış dedi, balkondan kadınlar sarkmış dedi, bir şey mi oluyor diye dedi. Dedim, komutanım nasıl bağırmayayım dedim, asasını kaldırdığına bir hafta ceza veriyormuş dedim. Ben o yüzden öyle isim künye yaptım dedim. Sesim iyidir, hakkınızı helal edin. Bugün tabi burada ikincisi, az önce ben dedim, ben de meslek liseliyim dedim. Damarımız birbirimize çekiyor herhalde dedim. Damarımız çekiyor. Biz, Allah razı olsun hocalardan, bizi böyle biz seve seve geliyoruz. Tabii unutmuyorlar. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii bu programın böyle inşallah devam etmesi bize de ayrı bir incelik olur. Allah hepinizden de razı olsun. Biz bu arusları bir tema üzerinden kutlamaya çalışıyoruz. Bu seneki de temada Hazreti Mevlana'da insan. Tema insan. Oturduğumuzda kendi kendimize düşündüğümüzde insanız ya. Hazreti Mevlana'da İnsana nasıl bakmış? İnsan hakkındaki düşüncelerine, bu manada Mesnevi'yi inceler bakarsanız, Mesnevi'de bununla alakalı tespitleri görebilirsiniz. Ama her şeyden önce Hazreti Mevlana kendi deyimiyle Kur'an'ın kulu, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozu. Öyle olunca Mesnevi'de 4000'in üzerinde ayet, 6000'in üzerinde hadis var. Bu açıdan Mesnevi'ye bakarsanız diyebilirsiniz ki Mesnevi hayatın tercümesi. Diyebilirsiniz ki Mesnevi Kur'an'ın tercümesi. Diyebilirsiniz ki Mesnevi varlığın dile dökülmüş hali. Diyebilirsiniz ki Mesnevi bu manada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın üzerinden, Muhammed-i Mustafa'nın üzerinden indirdiği bir ilim deryası. Tabii hocam az bir şey değindi, buna değinmeden geçemeyeceğim. Osmanlı'yla beraber bu toprakların üzerinden bir medeniyet kurulmuş.
bu medeniyetin temelinde, bu benim kendimce düşüncem, dört büyük manevi mimar var. Bu dört büyük manevi mimarın birisi, hocamın bahsettiği gibi Endülüslü Arabi. O bu topraklarda geçmiş, bir maya çalmış, bir tohum atmış. Onun üzerine sırasıyla Hazreti Mevlana gelmiş. Daha onunla çağdaş olmasa dahi, aynı yani yaştaş olmasa dahi, aynı çağda, aynı çağdaşta Hacı Bektaş-ı Veli var. Ve onunla beraber onların en küçüğü olmasına rağmen dördüncü şahıs Yunus Emre. Arabi eserlerini Arapça vermiş. Hazreti Mevlana eserlerini Farsice vermiş. Hacı Bektaş-ı Veli, enteresan, her ne kadar Türkiye'deki Aleviler ve Bektaşiler kabullenmese de eserlerini Arapça vermiş. Yunus, Koca Yunus, bizim Yunus da eserlerini Türkçe vermiş. Bu üç dil harmanlanmış. Bu üç dilin sahiplerine hitap etmişler. Arabi ayrı bir hitabet yapmış. Yüzlerce eser bırakmış. Bir tohum atmış. Hazreti Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi'den gelen o öğretiyi Arabi ile harmanlayıp Farisilere ve kendi bulunduk mekana bir eser koymuş. Dilerim ki bugün Farisileri o eseri okusunlar. 800 yıl sonra gerçekten ve gerçekten de Farisilere lazım olan bir şey. Ve Arabi, Arapça, Endülüslü Arapça eserler vermiş. Dilerim ki Orta Doğu'daki Arap entelektüeller biraz Arap milliyetçiliğinden ve biraz Vahabi, Selefi çizgisinden çıkaraktan o Arabi'nin felsefesini, düşüncesini, fikirlerini, dine bakış açısını okuyup incelesinler. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri makalatını Arapça vermiş. Dilerim ki Diyanet Teşkilatı'ndan tutun, bizim memleketimizdeki ilahiyat fakültelerine kadar biraz makalatı okuyup kendilerince neyin ne olduğunu öğrenip ona göre insanlara dersler versinler. Dilerim ki okullarımızda, üniversitelerimizde, televizyonlarımızda, radyolarımızda, günlük hayatımızda o Koca Yunus'un diliyle, Koca Yunus'un diliyle dine, İslam'a, Allah'a, aşka, sevgiye, insana bakış açısı biraz daha bizim insanlarımızın içerisine sindirilir, anlatılır ve o medeniyetin temelinde olan bu dört büyük muhteşem insanın dine bakış ve düşünceleri bütün insanlığa ışık saçar. Aslında bu dört büyük insanla alakalı ne yazık ki New York Üniversitelerinde, Londra'da, Almanya'da, Fransa'da kürsüler olmasına rağmen yakın zamanda yavaş yavaş işte bu 5-10 yıldan beri işte bir Hazreti Mevlana ile alakalı bir araştırma kürsüsü kuruldu Konya'da. Bunları defalarca dile getirdik. Artık bu dile getirmemiz mi etkili oldu? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ilahisi midir? Döndü. Mesela bir Yunus Emre kürsüsü kuruldu. Araştırmaları kuruldu. Bunlar muhteşem şeyler ve dilerim ki bizim insanımız yeniden dinle tanışırken, çok sevdiğim bir tabir değil ama muhafazakarlaşırken, benim çok sevdiğim bir tabir değildir. Ben muhafazakar değilim, muhafazakarlığa da aykırıyım. Hiçbir sufinin de muhafazakar olması mümkün değildir. Bir sufi muhafazakar değildir. Muhafazakar tutucu, köşesini bırakmayan, bir yerini bırakmayan, onda böyle hiçbir zaman değişime, gelişime, derinliğe müsait olmayan kimse demektir. Ne yazık ki bizim dilimize dindarların üzerine geldi bu.
biraz dinini yaşayan bir kimse, o muhafazakar. Ben de diyorum ki değilim ben muhafazakar. Sebep, hiçbir dindar muhafazakar olamaz. Niçin? Din her gün kendisini yenileyen bir algıdır. Hazreti Mevlana dünde kaldı cancağızım. Dünden kalma ne varsa attık ya, bugün yeni bir gün, yeni bir şeyler söylemek lazım der. O zaman bir sufi için muhafazakarlık mümkün değildir. Sufi hiçbir zaman muhafazakar değildir. Hele bu sufi. Mevlevi ise asla değildir. Bakın asla değildir. Asla. Asla. O her an taptaze fırından çıkan ekmek gibi, mis gibi kokar. O her an yenidir. Onda eski bir şey yoktur. Onda eski bir şey yoktur. Eğer onda eski bir şey var ise o derhal tövbe etmelidir. Derhal. Ve derhal kendisini yenilemedir. İşte böyle bir sufi anlayış. Dört büyük pirin, dört büyük kutbun ayağının iziyle beraber gönül izleri de bırakıp bu Anadolu'yu bizlere miras bırakmışlar ve o dört büyük kutbun temellerini attığı bir medeniyet oluşmuş. Bu medeniyet kendisini yenileyememiş. Kendisini yenileyemediğinden dolayı yıkılmış. Bunun sebeplerini Avrupa'da, Amerika'da aramak boş laf. Her ne ararsan kendinde ara diyen Hazreti Mevlana'nın felsefesine aykırı. Sağlam ağacı hangi kurt kemirir? Ağacı ilaçlarsan hangi ağaç kakan senin ağacını delebilir? Sen vücudunu sağlam tutarsan hangi hastalık seni yıkabilir? Şunu demek kolaydır. Ya işte takdir böyleymiş. Bu işin kaderiyeciliğidir. Bizler kaderiyeci değiliz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde Husisi baf vardır. Kaderiyeciliği reddeder. Mesnevisinde baf vardır. Cebriyeciliğim reddeder. Mesnevide vardır. Mesnevi akaid kitabı değilmiş gibi görmeyin. Önemli akaid meselelerine alakalı hikayeler vardır. Reddeder. Hazreti Mevlana Cebriye'yi de Kaderiye'yi de. O zaman o koca medeniyet kendisini yenileyemediğinden dolayı miadını doldurmuştur. Endülüs bir medeniyettir. Kendisini yenileyemediğinden dolayı miadını doldurmuştur. Cebriye şudur. Teşekkür ederim. Cebriye düşüncesi şudur. Bir kimse üzerine Cenab-ı Hak hükmetmiştir. Hükmettiği şeyi yaşar. Cebriye. O kimse içki içmesi hükmedilmiş, içki içiyor. Kulun cüz iradesi yok. Cebriye budur. Kaderiyede de, yani cebriyede bir makinalaşma vardır. Makinadır. Kaderiye anlayışı da rüzgarın önünde bir yaprak misalidir. Rüzgar ne tarafa uçurursa oraya gidecek, konacak. Kaderiye de bu. O kimse kendince şöyle der. Benim bugün içki içmekmiş kaderim, içtim. Öbürkü de şöyle der. Bana içki içmek yazılmış, içtim. Bu ikisi de reddedilmiştir bizde. Hazreti Mevlana da Mesnevi'de meseleyi uzatmamak için teğet geçiyorum bir cümleyle. Bununla alakalı hikaye üzerinden yazmıştır ya her şeyi. Hikayesi vardır. O zaman cebriye ve kaderiye bizden uzaktır. Biz kendimizi yenileyemediğimiz zaman çökeriz. Birey olarak kendimizi yenileyemiyorsak bilin ki biz zarardayız. Hadis-i şerif günü gününe denk olan zarardadır. Eski dilde günü gününe müsavi olan zarardadır. O zaman günü gününüze müsaviyseniz zarardasınız. Birey olarak, aile olarak, toplum olarak,
kurum ve kuruluşlar olarak zarardasınız. O zaman günü gününe müsavi olmak bize emredilmemiş. Ya bir adım daha ileri gideceksiniz. Bir adım daha ileri. Bir adım daha ileri. İşte bu dört büyük zat dine sevgi penceresinden bakmayı bize öğretir. Dördünün de ortak özelliği vardır. Muhyiddin İbni Arabi'nin de, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin de, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin de, Yunus Emre'nin de baktığı pencere vardır. Bu pencere dine sevgi nazarıyla, sevgi gözüyle, sevgi duygusuyla bakmaktır. Allah'a, Resulüne, kitaba, dinden olan bütün her şeye sevgiyle bakmak vardır. İşte o sevgiyle bakışı işlerler dinin üzerinde. Ama Hazreti Mevlana bakış ve düşüncesini buraya oturtururken kendisini bir yere bağlar. Ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum dediğinde o zaman bu sevginin Kur'an'da da sünnette de yeri olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini bana susuz çölde susuz kalmış bir kimseye soğuk şerbeti mübarek tatlı sevgili kıldığın gibi bana da sevgili kıl diyerekten Hazreti Davud'un duasını bize nakleder. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah sevgisini, Allah'ı sevenin sevgisini, Allah'ı sevdirecek olanın sevgisini kendisine çölde susuz kalmış kimseye soğuk şerbet ne kadar sevgiliyse kendisine de öyle sevgili gelmesi için dua bahşeder. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sevgi yüklüdür. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede Allah kullarını şedid bir müminler Allah'ı şedid bir sevgiyle severler derken Cenab-ı Hak da müminlerin üzerinde Allah'ı sevmenin şedid bir şekilde olmasını vasfeder. Ve Cenab-ı Hak yaratılışla alakalı ben tanınmaklığı ve bilinmekliği sevdim der. Yaratılışını, yaratmayı sevmeye dayandırır. Yaratılışın, varlığın sebebi Allah'ın sevgisidir. Allah tanınmaklığı ve bilinmekliği sevmiştir. O sevgisinden dolayı varlığı yaratmıştır. Ve varlığın bu noktada merkezi sevgidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de sevginin mahsulüdür. Hazreti Ayşe annemiz sorar, ya Resulallah beni nasıl seversin? Bakın sufilik ve din anlayışının farklı bir cenaha çekildiği yerdir. Oysa biz Anadolu erkekleri olarak bu öğretiyi alabilmiş insanlar değilizdir. Sorar beni nasıl seviyorsun ya Resulallah? Muhteşem bir cevap verir çağlar üstü, kördüğüm gibi. Kadınlar sakın kocalarınızdan böyle bir şey beklemeyin, o peygamberdi. Buradan boşanıp da gitmeyin. Kör olasıca adam böyle demedin bana hiç diye. Böyle bir şey de yapmayın. Kördüğüm gibi. Ara ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sorar Ayşe annemiz. Ya Resulallah gördüğüm ne alemde? Cevap yine muhteşemdir. İlk günkü gibi. Bakın Allah müminlerin sıfatını bize anlatırken Allah'ı şedid bir sevgiyle sevdiklerinden bahseder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize üç sevgiyi anlatır ve eşini nasıl sevdiğini bize nakleder. Hazreti Mevlana da der ki eğer sevgiden payın yok ise eşekten farkın yoktur.
dine ve dinle alakalı her şeye sevgi gözüyle, nazarıyla bakarlar. Öyle olunca da insan bu nazarın temelidir, merkezidir. Bu nazarın tohumu, cevheri hükmündedir. Ve insandır bu sevgiyi yaşayacak ve yaşatacak olan. Bunu insandan başka yaşatıp yaşatacak olan hiçbir varlık yoktur. Hazreti Mevlana, insan yaratılmışların en şereflisidir. Disturunu kendisine ölçü edinmiştir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Eşref-i mahlukattır. Ve Cenab-ı Hak ahsen-i takvim üzerine yaratmıştır insanı. Ve insan hadisi kutsi mucibince Cenab-ı Hak der ki ben alemleri Adem'in suretinde yarattım. Adem'i de kendi suretimde yarattım der. İnsan bu manada yaratılmışların içerisinde en kıymetli varlıktır. Buna Cebrail de dahildir. Hatta yaratılmış estantane, yaratma estantanesini, varlığı anlatırken hadis-i şeriflerde, hadis-i kutsileri cem ettiğimizde, topladığımızda Cenab-ı Hak ilk önce kendi ruhundan ve nurundan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhunu ve nurunu yaratmıştır. Ve ilk yaratılan şey insandır. Kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Adem henüz yaratılmamış iken ben peygamber idim der. O yaratılmışların evvelidir. Ve yaratılmışların evveli insandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri peygamberliğinden önce insandır. İnsan. Peygamberliği ikinciye gelir. Birincisi peygamberlik olarak gelmez. Peygamberliği ikinciliğe gelir. Ve din insanlar için indirilmiştir. İnsanlar dinler için gönderilip var edilmemiştir. Dinlerin tamamı, hepsi de insan içindir. İnsandır kıymetli olan, din değildir. Eğer din ve içindeki ögeleri kıymetli olsaydı, bir kimse öleceğini bilse dahi oruç tutacaktı. Eğer insan bu noktada önemli olmasaydı, donacağını bilse dahi abdest alacaktı. Eğer insan önemli olmasaydı, din önemli olsaydı, yırtıcı hayvanların tehlikesinde olsa dahi, özür dilerim, ben ceketimi çıkarayım. Yırtıcı hayvanların, kalsın. Yırtıcı hayvanların ölüm tehlikesine hiç bakmayıp mevcut ibadetine devam edecekti. Ama bunların hepsi de haram. Hatta ölüm veya bir azasına zarar gelecekse bir kimsenin şarap içmesi, rakı içmesi, azasına bir zarar gelecekse açlıktan, domuz eti yemesinin dahi sakıncası yoktur. Hatta ölümle karşı karşıyaysa kendini ölümden uzaklaştırıp onları yiyip içmesi farzdır. Onları yiyip içmesi farzdır. Birinci derecede kıymetli olan insandır çünkü. Din değildir. Dinin kendi içerisindeki kuralları değildir. Dinin kendi içerisindeki kurallar manzumesi değildir. Bir kimsenin böbrekleri rahatsızsa asla oruç tutamaz. Onun oruç tutması haramdır. Oruç farz mıdır? Evet. Kime farzdır? Sağlıklı olana. Sağlıklı olmayana tutmaması farzdır. Millet senin eziyetini mi çekecek? Hastane mi dolaşacak? Sen oruç tutamazsın. İnsanlara eziyet edemezsin. İnsana eziyet etmek en büyük günah kebairdir. En büyük günah kebair.
Nafile ibadetlerin en büyüğü etrafına faydalı olmaktır. İkincisi etrafına zarar vermemektir. Hadis de sabittir. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. Sizin en hayırlınız etrafına en az zarar vereninizdir. O zaman her şeyin merkezi insandır. İşte Hazreti Mevlana sen cihanın hazinesisin der. Cihanın hazinesisin. Bütün cihanın hazinesi sende. Ateistmiş, putperestmiş, Musevimiş, işte ne bileyim Hristiyanmış, işte inanıyormuş, inanmıyormuş. Hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, hangi renkten değil. Ya insansa o bütün cihanın hazinesi hükmünde. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bir kimseyi haksız öldüren bütün insanları öldürmüş gibi günaha girer. O yüzden bir kimseyi öldürme hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Hiç kimseye. Bir kimsenin ölüm hakkı bir, Allah'tadır. İki, haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürdüyse devlettedir. Hiçbir zaman İslam tarihinde ölüm, öldürme hakkı bu iki otoritenin dışına verilmemiştir. Bir, Allah'a aittir. Eceli geleni o öldürür. İki, devlete aittir. İslam'da anarşi yoktur. İkincisi, devlete aittir. Bir kimse bir kimseyi haksız yere öldürdüyse onun cezasını verecek olan devlettir. Kur'an-ı Kerim'de o da işaret edilmiş. Ölenin arkasındaki varisçileri der ki bir, öldüreni öldürttürebilirsiniz. İki, bunun diyetini alabilirsiniz. Üç, bunu af edebilirsiniz. Bu Allah katında daha makbuldür der. Ölüm hakkı kime aitmiş? İnsana ait değilmiş. İnsan kendi kendini öldüremez. Ya devlet askeri vardır, güvenliği vardır, onlara hükmeder. O da neden? Eğer kendi bu noktada toprağına, canına, malına, namusuna göz diken var ise devlet savaş açar. İslam buna müsaade eder. Sizinle savaşmaya kalkarlarsa siz de onlarla savaşın der. Bu kime aittir? Devlete aittir. Bu insanların kendilerine ait değildir yine. Hiçbir dönemde anarşiyi kabul etmez İslam. Anarşi yoktur. Çünkü bir kimseyi siz kendi kafanızdan öldüremezsiniz. Ne kadar haklı olursanız olun. Sufiler bana üstadım demişti. Allah rahmet eylesin. Böyle kurt İşte börtü böcekle alakalı bir mesele oldu. Sinek sivrisinek ayağımı vurdu. Mustafa Efendi dedi. Buyurun efendim dedim. Cennet istersen öldür yılanı çıyanı dedi. Cemalullah istersen sakın ha kıyma bir cana dedi. Cemalullah istersen bir cana daha kıyamazsın. Sufiyim diyenler, bir sineği dahi öldüremezsiniz. Bir sivrisineği dahi öldüremezsiniz. Herkes akrebi öldürür, siz öldüremezsiniz. Herkes yılanı öldürür, siz öldüremezsiniz. Herkes karıncalara sıkar detanı, siz sıkamazsınız. Herkes böcek öldürücülerini asar odasına. Siz asamazsınız. Bir Mevlevi sufisi hiç asamaz. Bir Mevlevi sufisi yorganım eskidi atamaz. Yastığım eskidi, eskidi atamaz. Gömleğim eskidi atamaz. Vefa örneğidir.
yorganı öper de başına çeker. Yastığı öper de yatar. Gömleğini öper de giyer. Ona temenna eder. Atamaz. Atamaz. O yüzden sufi eğitimini ve kültürünü kapitalist sistemler istemez. Niçin? Kapitalist sistemler tüketime dayalıdır. Tükettirecektir. Bir sufi tüketime dayalı yaşamaz. Yiyecek bir şeyi atmaz. İçeceği atmaz. Ayakkabısı son demine eskiyinceye kadar giyer. Vefa gösterir ona. Paltosuna vefa gösterir. Atmaz. Atmaz. Atmak yoktur. Onların çöpünde bir şey bulamazsınız. Çöpünde bir şey bulamazsınız. Sufi eğitimi o yüzden kapitalist sistemlerin işine gelmez. Kapitalist sisteme göre bütün her yer dolmalı, her şeyi tüketmeliyiz. Her şeyi ama. Her şeyi. Her şeyi. Gözümüzün gördüğü görmediği, elimizin değdiği değmediği. Her şeyi tüketmeliyiz. Her şeyi ama. Arkadaş, eş, anne, baba, akraba, dost, çocuk, kurumlar. Her şeyi tüketmeliyiz. İnsan, bunun en başında da insan. İnsanlar, insan yiyici. İnsanların doyduğu şeyler insan. Farkında değiliz. İnsanı konuşuyoruz, insan yiyicileriyiz. İnsan yiyoruz. Akşam tabağımızda insan var. Sabah kahvaltımızda insan var. Öğle arasında insan var. Hangi insanın duygusunu tükettik? Hangi insanın duygusunu istismar ettik? Hangi insanın duygusunu öteledik? Hangi insanın duygusunu tanhumar ettik? Hangi insanın duygusunu kaça sattık? Hangi insanın duygusunu kaça satın alındı? Hangi insanın gözyaşını kaça akıttık? Hangi insanın gözyaşını kaça tanhumar ettik? İnsan, Hazreti Mevlana diyor ki, sen alemin cevherisin. Alemin cevherini kaça sattık? Alemin cevherini kaça peşkeş çektik? Kaça peşkeş çektik? Alemin cevherinin duygusunu kaça sattık? Ben o yüzden biraz üzgünümdür. Hazreti Mevlana'yı nasıl paraya çevirdiniz derim. Üzgünümdür. Mevlana'nın şemsi olan aşkını nasıl paraya çevirdiniz? Üzgünümdür. Sema'yı nasıl paraya çevirdiniz? Semazen dönerken kaç para mı dönüyor? Üzgünümdür. İnsanın duygusunu kaç alınır satılır? Kim ağlar kaç paraya? Hadi bir söz söyleyin. Bir söz söyleyin, sözünüze bir paha biçin. Yunus'un sözlerine kaç para verdik toplum olarak? Mesnevi'yi kaça yazdırdık acaba? Kaça yazılır Mesnevi? Divan-ı Kebir kaça yazılır diye sorarım kendi kendime bazen. Hadis-i şerifleri kaça toplarsınız? Hafızlığınızı kaça satarsınız? Kur'an öğretmenliğinizi kaça satarsınız? Kaça Kur'an öğretirsiniz? Kaç paraya hafızlık yaparsınız? Mezarlıklarda satılık Yasin mi olur acaba ki? Okunmuş Yasin var abi, ha? Okunmuş şiir var abi. Edilmiş sema var. Kaça sema edersiniz acaba? İnsan, alemin cevheri ya. Biz insan yiyicileriz.
İşte Hazreti Mevlana diyor ki cihan bir yarım arpaya değmez. Komple varlığı bir yarım arpaya değmez diyor. Bir bütün arpaya da değil. Bir yarım arpaya değmez. Cihan, cihan dediğinizde cennet, cehennem, arşala, melekler, varlığın bütün kategorileri. Eğer Arabi'den başlayacak olursak taayyünsüzlükten sonra bir hepsi de cihanın içerisine giriyor. Hadi birinci taayyünü de koyduk kenara. İkinci taayyün, üçüncü taayyün, ruhlar alemi, melekut alemi, emir alemi, dünya, bütün semavat, bütün varlığın bütün dereceleri. Diyor ki Hazreti Mevlana yarım arpaya değmez. Hatta cihanı Hazreti Mevlana hayal üzerinde yürür gör der. Hazreti Mevlana'ya göre cihan hayalin üzerinde yürüyen bir hayaldir. Arabi zaten komple hayal der. Hazreti Mevlana da hayalin üzerinde yürür gör der. İşte der ki bütün bu cihan yarım arpaya değmez. Ya sen bunun hazinesisin. Ya bu cihan senin için var edildi. Ve bu cihan senden var edildi. Senden. Bu cihandan her ne var ise sende var. Ve devam ediyor. Sen cihanın temelisin. İnsan cihanın temeli. Cihan bu insanın üzerine kurulu. Bütün varlık alemi insanın üzerine kurulu. İnsanın üzerine. Çünkü insan olmasa idi ve Cenab-ı Hak insanı yaratmasa idi, Allah'ın varlığının da bir anlamı yok idi. Allah bir anlam teşkil ediyorsa, bu insanın onu bilmesiyle alakalıdır. Allah bilinmezlikte iken ve hiçbir şey yok iken, onu bilecek bir şey de yok iken Allah'ın varlığının bir anlamı yoktu. Ve Cenab-ı Hak hadisi kutside anlatırken kendisi Allah, Cenab-ı Hak kendisini anlatıyor. Hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey. Burası taayyünsüzlük. Ve devam ediyor. Allah var idi. Birinci taayyün. Ve bunu Cenab-ı Hakk'ın varlığa geçişinin tecelliyatının sebebi bilinmekliği. Allah bir şey yarattı. Yarattığı şey Allah'ı zikretti. Teşbih etti. Tenzih etti. Bu Allah'ın hoşuna gitti. İnsan onun varlığını bilebilecek kapasitede yaratıldı. İnsan onu tanıyabilecek kapasitede yaratıldı. İnsandan başka onu tanıyacak ve bilecek bir varlık yok. Tam anlamıyla anlayabilecek olan varlık insan, melekler de değil. Melekler bu manada kör statüsündedir. Onlar bir makina gibidir. Bir makina. Bir dikiş makinası gibi, bir overlock gibi, bir kesme makinası gibi. Otomatiğe bağlanmış bir işte freze makinası gibi. Başka bir şey değildir. Bir otomatiğe geçmiş bir bant gibidir. Bir tekstil fabrikasında bir bant. O bantta çalışan bir eleman düşünün. Sadece ilik açıyor. Yıllardır ilik açmış o. O bir tane düğmeyi dikemez. O hep ilik açacaktır. İkinci bir vazife ondan bekleme. Onun önüne parça gelecek, o ilik açacak. Habire ilik açacak o. Melek bunun gibi bir şeydir. Onun başında şef vardır. O da bir çatı üstündeki melektir. O da o banttan sorumludur. Onun başında da Cebrail vardır. Bütün fabrikadan sorumlu müdürdür. Her şey bellidir. Problem çözmeye yetkili değildir. Problemi patron çözer. İmalattan sorumlu müdür. Sadece imalat eder.
Bu ay sonu maaşlar yok anlamaz o. Bu ay sonu maaş yoksa patron çözecektir onu. Hangi bankadan kredi alınacak, nereden para gelecek, nereden nereye yatırılacak o bilecek onu. Onun işi. O kim? O patron. İnsan odur. Problem çözendir. Sıkıştığında ne yapacağını araştırandır. Kendisini yenileyendir. Cebrail aleyhisselamla yolculuğunun bittiği yerde nasıl gidileceğini bilendir. Buraya kadardı ya Resulallah benim sana getireceğim yer. Bundan sonrasını kendin gideceksin. Ondan sonrasını bilmeyen, ondan sonrasını bilene nasıl mihmandarlık edebilir? Görünüşte mihmandar Cebrail aleyhisselamdır. Mihmandarın bir yere kadarsa bildiği, o yerden sonrasını bilmiyorsa kim kime mihmandardır acaba? İnsandır. Cebrail'in gidemediği yere giden. İnsandır. Cebrail aleyhisselamın bilmediğini bilen. İnsandır. İşte Hazreti Mevlana diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o iğreti bir rüzgardan başka nedir? Alem pırıl pırıl olsa, insan olmasa ne anlamı var? Cennet süslense püslense gelin gibi hazır olsa, içinde oturacak olmasa ne anlama gelir? Harika bir salon, öyle değil mi? İnsan olmasa ne anlamı gelir? İstanbul'u çok güzel, harika bir şekilde dizayn etseniz, içinde oturan olmasa ne anlama gelir? Harikulade bir köşk olsa, içinde hiç oturan yoksa ne anlama gelir? Onu anlamlaştıran insandır. Ve Hazreti Mevlana hakkı insanda görmek gerekir der. Hakkı insanda görmek. Çünkü Cenab-ı Hak insanın üzerinde bütün sıfatlarını tecelli ettirmiştir. Kıymetli dostlar, küfrettiğiniz kimsede Allah'ın bütün sıfatları tecelli ediyor. Hakaret ettiğiniz kimsede Allah'ın bütün sıfatları tecelli ediyor. Yan baktığınız, beğenmediğiniz kimsede Allah'ın bütün sıfatları tecelli ediyor. Kıymet vermediğiniz kimsede Allah'ın bütün sıfatları tecelli ediyor. Burun büktüğünüz kimsede Allah'ın bütün sıfatları tecelli ediyor. Kime yan bakıyorsunuz? Kimi hor hakir görüyoruz? Kimi eksik noksan görüyoruz? Eksik noksan gördüğümüz kendimiziz. Onda bütün sıfatlar tecelli etmiş. İnsan bu manada hakkın aynası hükmünde. Cenab-ı Hak bilinen bilinmeyen bütün sıfatlarını o şahsın üzerinde, o insanın üzerinde tecelli ettirmiş. Hadi ona bir kötülük yapın bunu bile bile. Hadi ona bir zarar verin bunu bile bile. Hadi çocuğunuza bir tokat vurun. Hadi bir kimseyi öldürün. Hadi eşlerinize bir tokat vurun erkekler. Çok kuvvetlisiniz ya. Hazreti Mevlana kadınların üzerinde der ki Allah'ın güzellik sıfatı onlarda tecelli etmiştir. Hazreti Mevlana'da kadınlara karşı pozitif ayrımcılık vardır Mesnevi'de. Der ki Allah'ın güzellik sıfatı kadınların üzerinde tecelli eder. Yaratıcı sıfatı kadınların üzerinde tecelli eder. Kadınlara ayrı bir pozitif noktada ayrıcalık tanır Hazreti Mevlana. Ey insan, Murat sensin. Neden oraya buraya koşuyorsun? O sen demektir. Murat sensin. Murat nedir? İşin sonucudur. Sonudur. Bütün bu alemin varlığının sonu insan, sensin.
Nereye oraya buraya koşuyorsun? O sen demektir. O dedi Allah. Sakın ha kendiniz Allah görmeyin. Sakın kendiniz Allah'tan bir parça da görmeyin. Ama şunu bilin. Allah'ın bütün sıfatları sizin üzerinizde tecelli ediyor. Ama Allah değilsiniz. Sakın ondan bir parçayız da demeyin. Ondan bir parça da değilsiniz. Ama onun bütün sıfatları sizde tecelli ediyor. Ama sakın sen ben deme. Hep sen diye söyle. Göz dürüst görürse sen o olursun. O da sen olur. Hani var ya hadisi kutsi. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili gelen işi yapar. Ve Allah'ı sever sonunda. Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağıdır. İşte o bütün sıfatlarının kendisinde tecelli ettiğini fark etti. Allah ululuk sırlarını insanda belirtmiştir. İnsanın önünde canla, gönülle, bedenle gerçekten bir secde ettin mi? Ne yana dönersen orası gönlüne Kabe olur. İnsan çünkü her şeyin bu noktada en kıymetlisi. Daha fazla sizi uzun bir şekilde tutmayayım. Hakkınızı helal edin. Soru cevaba geçeyim inşallah. Hazreti Mevlana kimdir? Mevlana'yı Mevlana yapan nedir? Adı şanı bu zamana kadar nasıl anılıyor ve saygı duyuyorlar? Hazreti Mevlana az önce hocamın dediği gibi belki babasının arkasına takılıp ilahi bir sır ile İlahi bir yolculuk ile Konya'ya kadar gelen babasının şeyhinde, sonra babasının halifesinde terbiyesini ve ilmini bir noktaya kadar getirmiş. Ondan sonra aşkın padişahı olarak nitelendirdiğim Hazreti Şemseddin-i Tebrizi ile buluşup karşılaşıp ondan İlahi aşkın öğretisini almış, kendi diliyle Kur'an'ın kulu Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozudur. Mevlana'yı Mevlana yapan herhalde ilahi aşkı bu noktada dile, lisana dökmekteki ilahi maharetidir. Çünkü aşk dile gelmez cancağızın dediği ama ne yazık ki mesnevisinde dile getirdiği bir şeydir. Ve biz mesnevi olsun, divan-ı kebirine olsun baktığımızda onun ilahi aşkının dile terennüm etmiş olduğu hali görürüz. O yüzden bu manada Hazreti Mevlana ilahi aşkla aşklanıp taçlanmış ve bugüne kadar da adının, sanının, şanının yücelerde durmasının sebebi o aşkının yüceliğindendir. Allahu Alem. İmkansız sevgi veya imkansız aşk var mıdır? Böyle söylerler insanlar kendi sevdalarını veya sevgilerini imkansız görürler. Aşk imkansız değildir. Sevmek de imkansız değildir. Sizin imkansız gördüğünüz şey sevdiğinize ulaşmaktır. Sevdiğinizle buluşmaktır. İmkansız gördüğünüz şey sevdiğinizle evlenmektir. Bunların hepsi de yalandır. Seven için kocaman bir aldatmacıdır. Aslında o sevmiyordur. Kendisini sevgi deryasının köpüğünde aldatıyordur. Susurlukta ayran içmişinizdir ya. Kocaman bir ayran vardır ortalıkta. Siz onun köpüğünü de saydığınız zaman kocaman ayran olur. Yarısı köpüktür onun. Ve siz köpüğüne bulanmak hoşunuza gider. Hakikatini arayan
bana köpüksüz ayran ver der. Ayran içecekse. Köpük içecekse kimse, köpüklüsüne hayranlanacak. Neden susurlukta ayran içer herkes? Bol köpüklüdür. Bol köpük dediğinde bardağın yarısı boştur aslında. Hiç kimse bardak boş diye düşünmez. Öyle değil mi? O köpüğüne hayran. Severken biz de köpüğe hayranız. Köpüğüne hayran olduğumuzdan sevgimizi imkansız görüyoruz. Çok basittir halbuki seven için sevdiğine kavuşmak. İmkansız diye bir şey yoktur. Gider sevdiğinizin kapısına oturursunuz. İmkansız olan şey imkanlı olur. Ama sevdiğiniz hakikatse. Hani birisi gelir ya, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine der ki, ya Emir el Müminin, seni çok seviyorum. Bir an durur, yalan söylüyorsun, inanmıyorum der. Bu Kadir inanır repliği değil yalnız. İnanmıyorum der. Neden ya Emir el Müminin? Kendime baktım da sana karşı bir sevgi emaresi kendimde göremedim der. Çünkü hakikatten seven sevilir. Birisi hakiki manada seviyorsa ben seviliyor muyum diye şüpheye düşmesi onu sevmediğindendir. O yüzden imkansız sevgi yoktur. İmkansız aşk da yoktur. Benden böyle edebiyat bekleyip bütün aşklar imkansızdır deyip öyle popçuların sözünü size söyleyemem. Hiçbir aşk imkansız değildir. Aşık için imkansızlık yoktur çünkü. Aşığın önünde hiçbir zaman imkansızlık olmaz. Leyla istemiyorken dahi dayanamadı Mecnun'un kendisine olan sevdasında. Geldi bir gün, dedi ki geldin. Baktı, sen o Leyla değilsin ki dedi. Sen o Leyla değilsin. İmkansız bir şey yok. Seven sevdiğine sevgisini söylemektense hissettirmeli midir, nasıl? Bunların hepsi de, gülmeyin. Harika bir şey. Seven sevdiğini hissettirmeli mi, söylemeli mi? Bakın, birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanında der ki, ya Resulallah ben filancayı seviyorum. Koş der, kalk buradan. Ya git ona sevdiğini söyle. Kalk koş der, ona sevdiğini söyle. Hemen der, koş. Seven sevdiğini söylemeli. Ama kıymetli dostlar, biz bugün popüler kültür açısından buna bakarsak güleriz. Ben popüler kültür açısından bakmıyorum. Benim sevgiden anladığım gençlerin bir sandviç yiyimlik, bir kola içimlik sevgisi değil. Hoş Hazreti Mevlana Mesnevisinde onları da itmez. Der ki, sevgi o yandan da olsa, bu yandan da olsa, yani mecaz da olsa, hakikat de olsa, bize de delildir. O zaman bir kimsenin mecaza olan sevgisi de delildir. Neye? İlahi aşka. Ama biz mecazımızı da tam anlamıyla sevemeyiz. Biz kadınlar asla erkeklerin seni çok seviyorum dediğine inanmayın. Asla. Yok katmayacağım, öyle bir derdim yok. Yok. Yok, onu şimdi bağlayacağım ben bir yere. Bunların hepsi de
Yok etmeyeceğim zaten. Yok bağlayacağım. Bunların hepsi de ama büyük bir çoğunluğu aldatmacadan ibarettir. Bir gün gencin birisi geldi, hep anlatıyorum bunu artık, başka anlatacak bir şey kalmadı. Bunu anlattıktan sonra kimse gelmiyor artık. Bunu anlattım, faş ettim. Geldi. Abi ben seviyorum dedi. Dedim kimi? İşte bir kız varmış, onu seviyormuş. Ben de böyle masada oturuyorum iş yerinde. Kalktım. Gel dedim ya. Bir sarılayım ben dedim sana. Dedim birisi seviyorum dedi. Bir sarmaştım ben bununla. Bir hoşuna gitti. Dedim otur şimdi buraya. Oturdu. Aşık mısın dedim ben. Abi nasıl seviyorum ya dedi. Ben masaya vurdum elimi. Üf lan üf dedim ben. Bir aşık gördüm. Dedim isteyenin de ben olayım. Düğününe koşanın da ben olayım. Harikasın. Dedim onu bir başkasıyla görürsen ne yaparsın? Vururum abi dedi. Oğlum aşık dedim, sevdiğini öldürür mü, yaşatır mı? Aşık sevdiğini yaşatması lazım. Aşığın sevdiği başka bir şeyi seviyorsa, aşık sevdiğinin sevdiğini de sever. Sevdiğinin sevdiğini seviyorsan o zaman harikadır. Benim anlatmak istediğim buydu. Gördüğüm gibi bir kimse nasıl sever, nasıl bağlanır bunu bilemem. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadis-i şerifte Hazreti Ayşe annemizin üzerinde tecelli ettirmiş. Gördüğüme bakarsanız iki ucu kaybolmuş bir düğüm şeklidir. Bunu şimdiki ben bilmiyorum gördüğüm nasıl atılır. Şimdiki gençler biliyor mudur, bilmiyor mudur onu da bilmiyorum. Gördüğüm budur. İki ucu yoktur. Bir ipin iki ucu vardır. Öyle bir düğüm atarsınız iki uç kaybolur. Gördüğüm bu. Çözmek isteyenler bir ucunu bulması gerekir. Bir ucu bulunmayınca o kör düğüm çözülmez. Ancak İskender'in kılıcı gerekir. İskender'in kılıcı da bu zahiri ölümdür. Ama o da çözmez. Dünyada kan çözer ancak. O zaman kör düğümün asla çözülmesi mümkün değil. Böyle nasıl sevilir bilmiyorum. Allah bizi affetsin. İnsanı insan yapan en temel şey nedir? Akıl. İnsanı insan yapan en temel şey akıl. Akıl, akıl. Bencesi. Derdi olan neylesin, söylemezse neylesin. Derdi olana derman derdinin içinde. Hani ilahi böyle dinler geçeriz ya. Derdime derman arardım. Derdim bana derman imiş. Dert söyletir. Gözün dürüst görmesi nasıl olur? Bu kimsenin bakışında Allah'ın bakışı olması gerekir. Gözün dürüst görmesi budur. Eğer o bakışı berraklaşırsa bu manada neyi gördüğünü, eşyanın hakikatini tanımlar ve anlar. Biz eşyanın hakikatini tanımlayamadığımız müddetçe gözümüz dürüst görmeyecek. Sevenleri ayırmak günah mıdır? Kim kimi ayırabilir? Bunlar arabeskçe. Ben arabeske bir vurursam burada... Bunlar şarkılarda dinlediğimiz şeyler. Seven sevdiğiyledir. Sevmek ayrı bir şeydir. Birisiyle evlenmeyi istemek ayrı bir şeydir. Sevmek ayrı bir şeydir. Birisiyle el ele tutuşmayı istemek ayrı bir şeydir.
Bunlar çocukça şeylerdir. Çocuklar böyle düşünürler. Onu da yazan büyük bir ihtimalle ortaokul çocuğudur. İslamiyet son yüzyılda niçin ermiş ve bir Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani gibi İslam ve Müslüman hep kavga eder? Çözümü söyleyiniz. Aslında var bunlar. Bunlar hiç eksilmezler. Bizim muhteşem kimse olarak gördüğümüz Abdülkadir Geylani Hazretleri Mısır'a sürgün gönderilmiştir. Bizim şu anda muhteşem dedip 741. yılını vuslat yıl olarak kutladığımız Hazreti Mevlana'yı, Celaleddin Rumi Hazretlerini hala daha, çok affedersiniz, değişik cinsel sapıklıkla yorumlayan insanlarımız var. Kendi zamanında Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne kadar değer buldu ki? İbrahim Tatlıses'in dediği gibi Oxford vardı da okumadık mı? Bunların yetişebilmesi için, bu manada yetişebilmesi için, bir ağacın düzgün meyve vermesi için toprağının rentabl olması gerekir. Benim derdimi açmayın şimdi. Ben 1987'de, 86'da Buhari hadis tercemesini okurken polis tarafından karakola götürüp ifademin alınıp Cumhuriyet Savcılığı tarafından ilçe müftülüğüne yazı yazılıp okunan kitap dini bir kitap değil midir, değil midir, dini kitap mıdır, değil midir diye yazı yazılıp yazının cevabına göre mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağım beklenen insanım. Yok. Evimde 5-6 arkadaşla, bakın benim okuduğum klasik eserler vardır. Ben klasik eser, dini olarak klasik eser hayranıyımdır. Klasik. Ben de fıkıh olarak, klasik olarak Hanefi fıkhından istediğinizi sorabilirsiniz. El Hidaye'den, Dürer Gürer'den, Fetavai Hindiye'den, İbn Abidin'den, klasik. Hadis kitaplarından istediğinizi sorabilirsiniz, klasik. Buhari'den, Rudani'den, İbn Mace'den tutun da aklınıza gelebilecek 33 tane hadis kitabı. Bana tasavvuf kitaplarının klasiklerinden bahsedebilirsiniz. İlk okuduğum tasavvuf kitabı, ilk okuduğum kitaplardan birisi onların alemiyle Hak Yolcusu'nun distürleri Ahmet Er-Rıfai Hazretleri'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hem fıkıh, biraz da fıkıhtan bahseder orada. Sohbetlerinin haricinde bir kitap, zaten birkaç tane kitabı vardır. O bir de Hazreti Mevlana'nın Mesnevisidir. O kitap benim de değildir. Abdülkadir Gölpınarlı'nın, abimin evde bıraktığı kitaptır. İlk okuduğum klasiklerdir bunlar benim. Bunların hepsinin not alınıp da karakolda notların karakol amiri tarafından temize çekilip Cumhuriyet Savcısının önüne konulmuş kimseyim ben. Biraz daha açarsam Pandora'nın kutusunu. Evet. Bu günleri yaşadım ben. 28 Şubat'ta arabada Ahmet Kaya dinliyorum. Polis çevirdi. İşte şey yapıyor, Ahmet Kaya da çalıyor ama. Sesi açık böyle. Polis arkadaş dedi, Hacı abi hayırdır dedi ya. Ne yapayım abicim dedim ben. Daha önce ülkücüydüm dedim, vatan haini oldum dedim. 12 Eylül'de dedim kaçak durdum. Harıl harıl aradılar bizi dedim ben. Kendi memleketimize gelemedik dedim. Ülkücüydüm dedim, vatan haini oldum. Döndüm dedim, kendi kendime Müslüman oldum dedim. 28 Şubat geldi, gene vatan haini oldum ben dedim. Gene aranıyoruz biz dedim. En sonunda komünist oldum dedim.
Memur böyle genç daha böyle hayrete kaldı. Bağırdı. Komiserim Hacı abi komünist olmuş dedi. Hani suçluyum yani ben. Bu ülke kolay yerlerden gelmiyor. O yüzden normalde bir şey, ha Allah'ın velileri eksik değildir. Her dönemin kendine ait velisi çok kıymetlidir. Her dönemin kendi velisi bir Geylani'dir, bir Mevlana'dır, bir Hacı Bektaş velidir, bir Yunus'tur, bir Arabi'dir. Bir Arabi'dir. Gün gelir yazaraktan onlar hizmet ederler, gün gelir ev ev sohbet ederekten hizmet ederler. O gün için yazmışlar, ortam müsaitmiş. Ama Türkiye'nin geldiği noktada hangi üstadı, hangi şeyhi biz kenara atabiliriz ki? Çok affedersiniz. Her gece 13 yıl cezayı göze alıp siz 10 kişiyi evde toplayıp sohbet edersiniz. Bundan 10 yıl öncesine kadar birisine şeyh dendiğinde 12 yıl cezası vardı. Hatta hala da inkılap kanunları orada duruyor. Her ne kadar uygulanmasa da öyle. Evet, son yüzyılda hepsi de yetişmiştir. Hepsi de vardır. Benim şeyhim Allah rahmet eylesin Nevşehirli Abdullah Efendi, ben daha yeni derviş olduğumda 12 Eylül'de İzmir'in Tire ilçesinde, Şeftali Bahçesi'nde Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri ile beraber yemek yerken, jandarma basıyor bunları, yemek yerken. Sofralar yerde alınıp götürülüyor, irtica ile mücadelede mahkemeye veriliyor. 7 yıl mahkemesi sürdü. Öldü, ölmüş gitmiş Çorumlu Hacı Mustafa Efendi, vefat etmişti. Dava devam ediyordu. Şeyh vefat etmiş, dava devam ediyordu. Dikkat edin. Öyle. Kolay değil. Şimdi siz bugünlere bakaraktan öyle konuşuyoruz. Kul dua ediyorsa Allah kula vereceğinden dua ettiriyordur Hazreti Mevlana. Kaldıramayacağından kaldıramayacağınları istemeyin diyor. Biz hangi noktada durmalıyız? Siz dua edin. O dualara cevap verendir. O Mesnevi'de der ki, ey sen der bir saman çöpü bir dağı kaldırabilir mi? İsterken ölçülü isteler. Siz isteyin. O kadar ince düşünmenize gerek yok. Size bir şey verecekse merak etmeyin. Siz saman çöpüyseniz sizi bu noktada kaldırabilecek gürgenden dal da yapar. Bir insanın ölmesiyle nefsinin ölmesi arasındaki ölüm nedir? Nefis ölümlü müdür? Hesaba çekilecek olan nefsi midir, kalp midir? Bakın nefis, kalp, ruh hepsi de bir bütündür. Hesaba çekilecek olan da bu bütünün içindedir. O yüzden insan normalde nefsinin ölmesi bu noktada terbiye olmasıdır. Ateist birine dine getirmek bize neler kazandırır? Sakın bir ateiste tartışmayın. Sakın, gençler bunu çok yapıyorlar. Anneler, babalar bunu çok yapıyorlar. Niçin tartışmayın diyorum? Dini bilmeyen bir kimsenin ateistin karşısında konuşması caiz değildir. Din açısından. Çünkü o size farklı cenahlardan girerekten sizin az olan dini bilginizle alay edecektir. Bu kaçınılmaz sondur. Çok konuştum ben onlarla. Onların belirli replikleri vardır tiyatro sanatçıları gibi. İnternette de siteleri filan da var zaten. Oradan o replikleri alıp uyguluyorlar. Gençler sakın kanmayın. Hiç de tartışmayın. Hiç de dalaşmayın. Din bir duygu işidir.
duygudur. Duygu, iman duygudur. Duygunun matematiği olmaz. Her şeyin matematiğini yapabilirsiniz. Duygunun matematiğini yapamazsınız. Meleklerin matematiğini nasıl yaparsınız? Melekler metafizik bir olgudur. İman gerektirir. Biz meleklerin varlığına iman ederiz. Bir de şehadet ederiz. Şehadet etmek şahit olmak demek. Var mı meleği göre? Duygudur. İman duygudan ibarettir çünkü. Matematikten ibaret değildir. İbrahim ateş yaktı mı? Hayır. Ayet de sabit. Öyle değil mi? İman ederiz. Benim haricimde şehadet eden var mı? Yok. Ben kendimi ayrı tutuyorum. Ateşle imtihan oldum ben çünkü. Ateşin yakmadığını gördüm ben. Bana deseler ki şimdi ateş yakmaz, vallahi da yakmaz, billahi da, tillahi da yakmaz diyeceğim ben. Ayet-i Kerime'den dolayı değil ama. Şehadet ettim. İman etmek ayrı. Hani İbrahim Aleyhisselam Ayet-i Kerime'de der ya, Ya Rabbi sen yeniden dirilteceğini biliyorum. Ama kalbim mutmain olmak istiyor. Bunu nasıl yaratıyorsun? Hani ona der ya dört tane kuş tut. Dört tane kuşun hikayesi vardır ya. Birisi tavustur, birisi kargadır gibi. Uzun muhabbet. Der ki kes, parçala, öğüt, yak, küllerini dört yere koy. Veyahut da ayet-i kerimenin zahirine bakarsak git dört tane tepeye koy. Yırtıcı hayvanların onları nasıl yediklerini de gör. Yırtıcı hayvanlar onları yer, onları şehadet eder. Tekrar der, toplanır. Şimdi küntü biiznillah der. Küntü biiznillah der, dört tane kuş gelir. Şimdi kalbim mutmain oldu ya Rabbi der. Gözüyle gördü. Dirildiğini gördü. Ama nasıl diriltildiğini yine görmedi. Bu iman, duygu, matematik değil. Bakın matematik değil. Sevmek duygu, matematik değil. O ateist kimseye soracaksın. Sevdiğinin, sevginin matematiğini bana göstersene. Yok. Sevginin matematiği yok. Allah bizi affetsin. Bir sufi evleneceği eşini nasıl seçer? Seçer mi ki? Seçer. Evet, seçmesi hakkı mıdır? Evet. Seçerken o zaman hadis-i şeriflere bakacak seçiyorsa. Hadis-i şerif diyor ki, nikah dört şey için yapılır. Dini için, malı için, güzelliği için, nesebi soyu için. Siz dindar olanı seçiniz. Dindarlıktan kastınız neyse ona göre seçin. Benim dindarlıktan anladığım şey en güzel ahlak. Bana deseler ki ne seçerdin? Ben derdim ki insan olsun, en ahlaklısı olsun. Ben namaz kılıyor muydu, kılmıyor muydu bakmazdım. Örtülü müydü, değil miydi bakmazdım. Size tuhaf gelir şimdi. Şeyhim derdi. Mustafa Efendi, evladım, dışarıdan bakıyorsun yeşil türbe, içine bakıyorsun estağfurullah tövbe derdi. Böyle nükteli sözleri vardı. Dışarıdan bakıyorsun yeşil türbe. Dışı harika İslam. Benim sakalım, saçım, duruşum, İslam. Oo. Hele bir de cübbeyle de dolaşsam, sarıkla da şurada bir böyle bir seyran etsem. Harika. Yunus da diyor ki, sufilik olsaydı diyor, tac ile hırka. Alırdım ona üçe beşe. Size gençler, size tavsiyem şu.
Her ne seçerseniz seçin, seçtiğiniz her kim ise ahlaklı olsun. Yanınızda küfreden, kötü söz söyleyen, yalan söyleyen, gıybet eden, insanların malına, mülküne, zararına bakmayan insanlardan uzak durun. Kibirli, tepeden bakan, uyumsuz, menfaatperest, uzak durun. Tevazulu, güzel ahlaklı, iyi ahlaklı, ince ahlaklı, temiz yüzlü, temiz sözlü, onları tercih edin. Bence tercih edecekseniz, tercihe şayan olanlar, onlar. Adam namazı kılıyormuş, evde hodul bir şekilde dolaşıyormuş. Kırıyor, döküyor, sert sözlü, kaba hareketli. Yok, o mümin değil. Müslüman olabilir, mümin değil. Kadın örtülüymüş ama dilinden Allah muhafaza eylesin. O mümin değil, ancak Müslüman. Yok, mümin dilinden balakandır. Mümin kırmayan, dökmeyendir. Mümin kaba davranmayandır. Mümin güzel sözlüdür. Mümin diğer insanların elinden, dilinden, gözünden emin olduğu insandır. Mümin odur. Mümin çok namaz kılan değildir. O Müslümandır ama mümin değildir. Mümin en güzel ahlaklıdır. Siz en güzel ahlaklıyı seçin. Bir amir, bir memur, birisi olacak, birine bir şey verilecek. İşinde ehliyet, ondan sonra en güzel ahlak. Eş seçeceksiniz, en güzel ahlaklıyı seçin. Zenginliğine bakmayın, uçup gidiyor bu. Fakir dediniz, zengin oluyor. Allah bizi affetsin. Biz yine mutat bir iş yapalım, inşallah. Teşekkür ederim, estağfurullah. Bizde alkış da yok. Bizde böyle Mevlevi sufiliğinde bir sufilikte ücret yoktur bir şeyde. Dinden ücret alınmaz sufi anlayışında. Din ücrete tabi ise o sufilik değildir. Asla. Asla. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i kerime. Peygamberlerin dilinden konuşur Kur'an. Der ki, ben sizden ücret beklemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Geçmiş peygamberle alakalı. Peygamberlerle alakalı. O yüzden bir ücret yoktur. Bizim bir profesör şeyde 9 Eylül'de bir Orhan hocamız var. Ben bir gün dedim, alkış da yoktur bizde dedim hocam. Alkış da mı yoktur dedi, alkış da yoktur dedim ben. Bir dahaki böyle konferansta tam alkışlayacaklardı. Dede efendi alkışı yasak etti, kimse alkışlamasın dedi. İzmir'de böyle ölçü kaldı. Bizde alkış da yok, hakkınızı helal edin. Biz tabii öğretmen kardeşlere teşekkür ediyoruz. Ama bizim böyle çam sakızı çoban armağanı birer küçük hediyemiz olacak. Sayın Kaymakamımız Hulusi Doğan Bey'e ve Belediye Başkan Vekili Özkan Alıntaş beyefendiler, birer küçük hediyemiz var. Haklarınızı helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Hocam dilinize sağlık. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Haklarınızı helal edin inşallah. Bu Hazreti Mevlana'nın deyimiyle hani diyor ya, bu kitapların özünün özüdür diye mesnevimiz. Kardeşler, Allah razı olsun. Teşekkür ederim inşallah. Semazenler, kardeşler burada her semada, her çarkta Allah diyecekler.
Bizimkiler kaç para diye dönmüyorlar. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi o yüzden gönlüm arzu eder ki burada sema esnasında siz de Allah deyin. Kim cemaatle Allah'ı zikrederse oradan af olmuş olarak kalkınız. Meleklerden birisi der ki diyor ya Rabbi oraya temaşa için gelmişlerdi, seyretmeye gelmişlerdi. Orası öyle yüce meclistir ki orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Hepsini de affettim derdi. O yüzden bir meclis vardır ki oradan herkes af olmuş olarak kalkılır. O mecliste abdestti, gusüldü, açıktı, kapalıdı. Yok o meşreptendi, o mezheptendi, o tarikattandı, o fraksiyondandı. Ocuydu, bucuydu, şucuydu, yoktu. Benim nefret ettiğim şey de zaten Allah affetsin beni. Allah kurtaracak İslam dünyasını oculuktan, buculuktan, şuculuktan. Tez zamanda kurtaracak inşallah. Ben onun kurtulması için can atanlardanım. Gönlüm arzu eder ki insanlar mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarını, şeyhlerini, hocalarını, partilerini, herhangi bir şeyini dinde önde tutmasınlar. Gönlüm bunu arzu eder. İnşallah o günler de yakındır. Geceniz hayır olsun. Selametle kalın. Selamünaleyküm.